Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آل عمران سورة سندس aldığımız ayet 78. ayetteydik. Estaizu billah. En son Ali Bulaç Hoca'nın mealini okuduk. Yaşar Hoca'nın mealinde onlardan bir zümre vardır ki ferik için zümre kelimesini kullanmış mealinde. Aslında kitaptan olmayan bir şeyi aslında bu kelimeye dair açıklık yok. Kitaptan olmayan bir şeyi siz kitaptan sanasınız diye dillerini kitapla eğip bükerler. O Allah katında olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Burada vav vardı. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Vav'a işaret etmemiş hocam halinde. O Allah katında olmadığı halde, katında. Halbuki ayette مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Katından. Belki şeyde düşmüştür bu harf burada. O Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Bilip durdukları halde Allah hakkında yalan söylerler diye genişletmiş muzari fiilleri. Süleyman Ateş Hoca'nın mealine bakalım. Onlardan bir grup var ki, grup demiş ferik için, kitapta olmayan bir şeyi siz kitaptan sanasınız diye dillerini kitapla eğip büker. Parantez içinde sözlerini kitabın sözü imiş gibi göstermek için kelimeleri dillerinde bükerek okur. Onları kitabın sözlerine benzetmeye çalışırlar diye açıklama getirmiş. Ve o Allah katındandır derler. Oysa o Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler diyor Ateş Hoca mealinde. Ellerinde kitap olduğuna göre ve kitaptan bilgi aktaran bir zümre olduklarına göre Yahudilerde de kitapla ilgilenenler ve ilgilenmeyenler arasındaki ayrım iyice belirgin olduğuna göre bu ayetin kapsamı özellikle alimlerdir diye yorum yapsak sanıyorum çok isabetsiz sayılmaz. Çünkü Yahudilerde kitapla alakalı olmak, kitapla ilgilenmek alimlerin işiydi. Onlar bu işle iştigal ediyorlardı. İnsanlar daha ziyade bu işi alimlere tevdi etmişlerdi. Şu halde kitaptan haber veren birilerinden ayette bahsedildiğine göre bunlar diğer insanlara göre kitapla haşir neşir. Dolayısıyla da İlim sahibi kimseler olsa gerek. İlim sahibi olanlar ya ehli kitap arasında böyle yaparlarmış. Veya onlardan bir kısmı böyle yaparmış. Kitaptan olmayan bazı unsurları kitaptanmışçasına insanlara aktarabilmek veya bu imajı oluşturabilmek için başvurdukları yöntemlerden bir tanesi de kitabı okurken veya kitaptan kitabı hariçten şeyler eklerken
ağızlarını eğip bükmeleri. Suat Hoca aynı ayete ehli kitaptan bir kısmı da aslında kitaptan olmadığı halde sizin kitaptan zannetmeniz için okurken ağızlarını, ayette okurken ifadesi açık değil, ağızlarını, ayette ağızlarını değil, dillerini var. Ağızlarını, dillerini birlikte kullanmış, eğip bükerler. Bazı kelimelerin telaffuzunu değiştirirler demiş. Hocanın yorumu bu. Bir şeyler söyleyip, bu Allah katın tarafındandır derler. Bir şeyler söyleyip kısmı keşke paranteze alınsaydı, ayette açık değil. Halbuki o Allah tarafından değildir. Bile bile Allah adına yalan uydururlar. Ayetin acaba kapsamına şeyde giriyor mu? İşte meal yapıyoruz veya başkaları da yapıyor. Bazen mealde, yani ayette doğrudan karşılığını bulamadığımız ama ayetin genel teması içerisinde olması muhtemel unsurları görüyoruz. Meallerde sık sık görüyoruz. Mesela bu mealde ne demiş? Bir şeyler söyleyip, ayette böyle bir açıklık yok. Bir şeyler söyleyip bu Allah tarafındandır derler. Halbuki ayette ve yekuluna huve min indillah ve diyorlar ki bu Allah katındandır. Bir şeyler söyleyip şeklindeki bir ifade ayette, yani kaynak metinde doğrudan mevcut değil. Sarahaten mevcut değil. Bir bu türden olanlar var. Bir de ayetin bazen kapsamına da yerleştirmekte zorlanacağımız türden ilaveleri görüyoruz. Bunlar parantez için alındığı zaman ayette değil demek istiyor zaten bunu yazar. Açıklıkla söylemiş oluyor. Örneğin bazı kelimelerin telaffuzunu değiştirirler ifadesini Suat Hoca bu ayette açık değil demek istediği için parantez arası almış bunu. Ama bir şeyler söyleyip parantez içine almamış. O zaman okuyucu demek ki ayette buna dair bir karşılık var vehmini alabilir. Bu tür fazlalıkların ayetin kapsamında yorum ile mevcut olduğunu düşündüklerimiz, yani bunlar zaten ayette anlaşılıyor, Türkçe'ye geçerken bu tür ilavelere ihtiyaç duyuluyor dediğimiz türden olanlar var. Bunlar masum olanları yapmamaya çalışıyoruz. Sanıyorum biz hemen hemen hiç yapmadık veya yapmamaya çalıştık. Çünkü geri dönüp baktığımızda bazen görüyorum yapmışız. Diğer tehlikeli olan ise ayetin kapsamına sokmaya zorlandığımız türden bir şey. Yani böyle bir fazlalık. Onu yazar iddia ile getiriyor. Ben böyle anlıyorum iddiasıyla getiriyor. O daha zor, daha tehlikeli. Çünkü onun anladığını en azından dipnota götür. Eğer ayetten açık, doğrudan anlaşılmıyorsa, yorumun ise bunu dipnotta belli et. Yahut en iyi ihtimalle parantez içine al. Onlar daha tehlikeli. Belki o türden olanlar bu ayetin kapsamına girebilir. Çünkü burada siz yani okurken tabii karşı taraf bunu kitaptan sanacak. Öyle ya da böyle. Habibim kelimesi gibi. Ya mesela Habibim kelimesi gibi. Ayette Habibim yok ise. Siz bunu paranteze alıyorsanız belli ölçüde yazar kendisini kurtarır. Yani paranteze almak ile ayette yok. Ben bunu takdir ediyorum. Ayetteki hitabı peygambere takdir ediyorum. Peygambere takdir ettiğim bu hitapta da Cenab-ı Hakk'ın elçisine işte Resulüm, orada da yine çok sıkıntı var. Yani neden Resulüm dedirtmiyorsun? Kur'an'ın başka yerlerinde Cenab-ı Hakk'ın ifade ettiği, kullandığı şeylerden birini kullan en azından, değil mi? Ey peygamber, ey elçi gibi hitapları var Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e. Bunlardan birini kullan. Hiç kullanmadığı ve Kur'an'ın hiçbir yerinde bulunmayan bir hitabı kullanmak, o da yine yani oldukça sorgulanır. Hele hele bir de bunu parantez içine almazsa, doğrudan Habibim bakıyorsunuz yazmış. Bir hatayla yazıyorlar. Gördük mü bilmiyorum. Sanıyorum var bazı metinlerde. Habibim demiş, ünlem koymuş. Bu sefer okuyucuya bu ayette var vehmini uyandırıyorsun. Efendim demez mi Allah Habibim? Habibim de dese yeridir. Manası masum olduğundan yola çıkarak mazur göstermeye çalışıyor. Cenab-ı Hak dikkat ederseniz ayette manası olumlu yahut olumsuz bir şeyden bahsetmiyor. Kötü şeyleri kitaba eklerler ve insanlara bu kitaptandırmış derler diye eklenen veya yamanmaya çalışan şeyin niteliğiyle ilgili hiçbir şey söylemiyor. Doğrudan yeriyor. Demek ki olumlu da olsa, olumsuz da olsa kapsam da yani dinin içerisinde düşünülebilecek türden bir şey olsa, yani Allah'ın elçisine Habibim demesi gibi mesela.
Biliyoruz ki Allah sever. Ayette diyor Allah sizi sevsin. Değil mi? İnna Allaha yuhibbu, seviyor el muhsinin. Muhsin kullarını seviyor, şu kullarını seviyor. Dolayısıyla Allah elçisini de sevmesi kadar doğal bir şey olamaz. Mana olarak buna itiraz etmemiz mümkün değil. Ama dediğim gibi ayette Cenab-ı Hak bunu ayette açık değil. Açık değilse en azından paranteze alınmalı. Sonra birileri bakıyorsunuz diyor ki Cenab-ı Hak Kur'an'da 3-5 ayette bir elçisine Habibim der. Halbuki demiyor. Niye böyle bir yanlışa yol açıyoruz? Bir diğer unsur sanıyorum bu ayetin kapsamına girmesi daha muhtemel olan şey. O da ayetteki manayı, bir kelimeyi yanlış anlamak. Öyle bir ifade ediyorsunuz ki yani fazladan bir şey koymak anlamında söylemiyorum. Var olan bir şeyi yanlış anlamak. Bu da yine ikilidir. Masum olabilir. Öyle anlamıştır o kelimeyi. Bir başkası daha doğruca anlayabilir zaman içerisinde. Bu Kur'an'ın kendi dinamik yapısı içerisinde çözümlenir. Ama bir de kasten öyle anlıyorsa, Cenab-ı Hakk'ın örneğin masanın üstüne koy dediği bir şeyi masanın kenarına koy diyorsa, üzerini kenarına çeviriyorsa, yahut vurun dediği yerde o okşayına çeviriyorsa, değil mi? Efendime söyleyeyim, yapın dediği şeyde ifade öyleyken, yorum ile yapabilirsiniz de biz geçiyorsak, bunu doğrudan yapabilirsiniz şeklinde yazıyorsa, bunlar tehlikeli şeyler. Yani bir şeyi biz bir şekilde anlıyor olabiliriz. Bazı karinelerimiz de olabilir elimizde. Diyebiliriz ki buradaki emir tavsiye niteliğindedir. Bazı karinelerimiz de olabilir ama bu hala bize has bir şey. Bir başkası efendim Cenab-ı Hakk'ın haşa yani Allah'a el vermiyor muydu ki? Orada diyebilirdi ki yapabilirsiniz. Biz yine mealimizde de yapın diyelim. Yapın diyelim. Ha siz yine yorum ile yapabilirsinize geçecekseniz onu yine yorum ile geçin ama bunu doğrudan kaynak metin çevirisinde böyle yapmak bence bunlar tehlikeli şeyler. Neresinden bakarsanız bakın yani bu ayetin kapsamına doğrudan girmiyorsa da kenarından kıyısından bazı hususlar bu ayetin kapsamına yaklaşıyor. Dolayısıyla Kur'an'ı bir vaazda tercüme ederek veya tefsir ederek anlatmak veya meal ederek yazıyla yapmak arasında bir fark yok. Aynı şey. Sonuçta siz ya seslenerek ses yoluyla insana vaazla hitap edersiniz ya da yazıyla kitapla hitap edersiniz. Ama siz bir şekilde kitaptan aktardığınız vehmini oluşturuyorsanız son derece dikkatli olmak lazım. Çünkü mana doğru da olsa genel itibariyle eğer ayette doğrudan olmayan bir şeyi ekliyor yahut ayette siz bir miktar yön veriyorsanız Cenab-ı Hakk'ın çok şiddetli bir şekilde gazabına açık bir alanda çalışıyorsunuz demek. Bu o kadar büyük bir korkudur ki bunu rahmetli Mehmet Akif'in yaşadığı söylenir. Ve o kendi yazdığı, tamamladığı mealini insanlarla paylaşmadan ne yapmış? Kaldırıp yakmış. Bunu aktarmamış insanlara. Hangi korkuyla yapmış bunu? Ya bu korkuyla yapmış. Yani acaba her ayette aynı özeni gösterebildim mi? Ayette olan. Bunlar içerisinde en masum olanı da ayette olan bir şeyi mealde unutmak. Yani ayette diyelim ki bir mana var. Mealde unutmak mesela. Veya anlam olarak düşünün. Kelime olarak değil de unutmak sehven bilinçli olarak zaten kimse bunu yapmaz. Eğer bilinçli yaparsa diyelim ki ayetin şu kısmını almayayım. Alırsam şu mana anlaşılır. O da birilerini rahatsız eder. Öyle bir şey olursa o zaten diğerleri kadar yani eklemek kadar zaten problemli bir şey. Kasıt olduğu yerde zaten büyük problem oluyor. Dolayısıyla mealleri okurken her mealde parantez içinde olan ve olmayanları özellikle eleştiri konusu yaptım. Belki bunu bazıları ya ne gerek var yani bunlar eleştiriliyor diyebilir. Bu ayet okunduğunda şu ele aldığımız bugünkü ayet bu daha rahat kolayca anlaşılabilir. Yani parantez biz mealimizde parantezden de kaçındık. Kaçınmamızın nedeni şuydu. Biz parantez içine alsak bile okuyucu onu okuduğu zaman ayeti okulup bitirdiğinde aklındaki mana bizim parantezle birlikte verdiğimiz manadır. Ve o kişi parantezi yani parantez ile gelen manayı yalıtmaktan her zaman yani yalıtmak için her zaman uğraşmaz. Kapattığında veya birinin yanında konuşurken ben Kur'an'da bir ayet okudum şöyle diyordu der ve bizim parantez içindeki verdiklerimizle birlikte oluşturduğumuz manayı hatırlayacaktır. Dolayısıyla öyle ya da böyle kitaba
bir şekilde, doğru, dolaylı bir şekilde kitaba gönderme yapmış oluruz. Bunun en güzel kanıtı Habibimler parantez içinde olduğu halde insanlara sorun, meal okuyucularına hep Allah'ın Kur'an'da Habibim diye hitap ettiğini hatırlar. Hatırlamaz o parantez var mıydı, yok muydu, nasıldı, neceydi diye. O yüzden bu konuda yani meal hususunda sanıyorum en selametli yolu seçtik. Parantez kullanmadık. Anlam düşüklüğü oluşturacak, illa ilave bir şey istiyorsa da anlam düşüklüğüne razı olduk. O ilave şeyden imtina ettik. Ama bunlarda da hepsinde de %100 bunu başarabildik mi bilmiyorum. Bu yönde gayret ettik ama inşallah Cenab-ı Hak olabildiğince muvaffak kılmıştır. En yapmamaya çalıştığımız şey de ilave bir şey doğrudan yani amden bilerek eklemek yahut mevcut manayı işte birilerini rahatsız edecek diye başka türlü çeviriye taşımak. Bunu da yani ben hatırlamıyorum, yapmadık. Zaten Hazırun da tanık idi buna. Açıktan açığa yapıyoruz çünkü. Umarım bu ayetin tehdit ettiği kimseler arasında olmayız. Çünkü çok tehlikeli bir şeyle uğraşıyoruz. Geldik şimdi. Hangi meali okudum en son? Ateş Hoca'yı da okudum. Yani Ateş Hoca'nın mealinde işte Yıldırım Hoca'yı okuduk. Ondan sonra geldik Yusuf Ali'ye. There is among them, onlar arasında var a section, bir fırka, bir grup, who distort, tahrif ediyor, the book, kitabı, with their tongues, dilleriyle tahrif ediyorlar. Mesela distort, tahrif etmek demek, eğip bükmek demek değil. Şimdi ne yaptı? Eğip bükmekten bunun anlaşılamayacağını düşündü mealci. Yani kitapla ağızlarını eğip büküyorlar, ne demek? Yani mealci diyor ki burada Cenab-ı Hakk'ın demek istediği şey tahrif. Dolayısıyla tarif kelimesini kullandı. Var mı ikinci, üçüncü mana? Güzel, varsa eğer. Veya örneğimizi biz bunun tarif manasında olduğunu düşünerek söyleyelim. Şimdi diyelim ki ayet öyle. Biz kalksak meal verirsek, verirken ehli kitaptan öyle bir grup var ki Allah'ın kitabıyla, Allah'ın kitabını ağız dilleriyle tahrif ediyorlar. Şimdi tahrif hem Arapça bir kelime. Cenab-ı Hak onu kullanmamış. Yelvune'yi kullanmış. Eğmek, sündürmek, bükmek gibi bir manayı kullanmış. Dolayısıyla buradan tahrife geçmek yorum ile olur ancak. Bu da demin bahsettiğimiz türden manayı mealcinin düşündüğü, daha kuvvetle muhtemel olarak düşündüğü manaya geçmesi. Bu herhalde en masum olanları olsa gerek içlerinde. Harfleriyle oynamak demek. Evet, yeni harf katmak demek, tahrif. As they read, okurken, bak bunu parantez içine almış. Halbuki Türkçe meallerde okurken diye parantez dışında olanlar vardı. Okurken dilleriyle eğip bükerler diye Yusuf Ali bunu parantez içine almış. As they read, okurken dilleriyle eğip bükerler. You would think, siz sanırsınız ki it is a part of the book. O kitabın bir parçasıdır sanırsınız. Halbuki ayette لِتَحْسَبُوهُ fiili var, sanasınız diye. Belki bu mana oraya gidebilir. You would think it is. Halbuki orada doğrudan içinlik lamı var. لِتَحْسَبُوا sanasınız diye. You would think it is a part of the book. But it is not part. Bunlar herhalde en şeyleri bu işin. Yani en masum olanları. But bir de neyi gözetiyor mealci burada? Anlaşılmayı gözetiyor. Onun da sıkıntısı var. Anlaşılabilmek ile kaynak metine sadakat arasında kalır her mealci. Anlaşılabilmeyi tercih eden mealci, ya yoğunluk bu taraftaysa, kalemi rahattır onun. Kaynak metne sadakati öne çıkarıyorsa, onun da çeviri olduğu için ve hiçbir dilin yapısı diğer yapısıyla doğrudan örtüşemeyeceği için, birebir örtüşemeyeceği için, onun da çevirisi güzel olmayacak demektir. Dolayısıyla çeviri şeyinde, anlayışında, neyi öncelediğinize bağlı olarak değişir sizin çeviri anlayışınız veya çevirideki güzellik anlayışınız. But it is not part of the book. Fakat o kitabın bir parçası değil. And they say, onlar derler ki, that is from Allah. Şu Allah'tandır derler. But it is not from Allah. Ayette that ile tilke gibi bir işaret ismi yok. Ne var? Huwa var. It var yani doğrudan. Huwa var.
Mealci bunu that ile ifade etmiş. Şahit ismine geçmeyi tercih etmiş. That is from Allah, but it is not from Allah. It is they who tell a lie against Allah. İşte şunlar Allah'a karşı against yalan söylerler. And they know it. Fakat onlar bunu çok iyi bilmekteler, çok iyi bilirler yaptıklarının yanlışlığını, diyor mealci. Yine en masum olanlarından bir tanesi muzarilerin genişletilmesi. Çünkü diyecek ki mealci, yani tamam ayette muzari fiil olarak duruyor ama Arapçanın haddi zatında kendisinde geniş zaman diye bir şey yok. Dolayısıyla Arapçada geniş zamanı muzari karşılıyor kendi içinde. O yüzden buraya geçtiğimde geniş zamana geçmek durumunda kalıyorum derse, bu bilebildiğim en masum meal şeyleri olabilir, değişiklikler olabilir. Piktel mealine bakalım. And lo, there is a party of them who distort the scripture with their tongues. Biline, malum ola. Bakın ki ehli kitaptan bir taife, bir parti, bir grup var. Kitabı eğip büküyorlar with their tongues, dilleriyle. That ye may think that what they say is from the scripture. Bunu neden yapıyorlar? Siz sanasınız ki onların söyledikleri kitaptandır. Onların söyledikleri ifadesi ayette açık değilse, bunun yerine ne var? Zamir var. Onu kitaptan sanasınız diye. Zamiri açığa çıkarmış. What they say. Söylediklerinin kitaptan olduğunu sanasınız diye. When it is not from the scripture. Halbuki o kitaptan değildir. Hal vavı olarak görmüş vavı. And they say, yine onlar derler ki, it is from Allah, bu Allah'tandır. When it is not from Allah. Halbuki o Allah'tan değildir. Ayette ind var, Allah'ın katı manasına gelen. Onu hiç mealci almamış, from ile geçmiş, then ile getirmiş. And they say, speak, and they speak a lie concerning Allah knowingly. Yine onlar Allah'la alakalı olarak hem de bilinçli bir şekilde yalan söylerler, diyor Piktel meali. Şakir mealine bakalım. Most surely, büyük bir olasılıkla, büyük ihtimalle veya there is a party amongst those who distort the book. Tabi ayetin girişinde inne vardı değil mi? İnne var. Bizim meallerde inneye dair, tahkike dair bir ifade var mıydı? Hiç olmadığı için dikkatimizi çekmedi. Hiçbiri muhakkak ki, kuşkusuz ki diye başlamadı. Yusuf Ali de bunu yapmadı. Piktal'de de görmedik. Ha, Piktal and Low ile bunu karşılamak istedi. Şakir mealinde most surely, kuşkusuz ki, there is a party among those, onlar arasında bir grup var, who distort the book, kitabı eğip büküyorlar with their tongue, dilleriyle. That you may consider it to be a part of the book. Bunu kitabın bir parçası sanasınız diye. Şakir o kadar dikkatli ki a part'ı bile parantez için almış. Ayette olmadığı için. Onu kitaptan sanasınız şeklinde ayet. And they say, onlar derler ki it is from Allah. Bu Allah'tandır. While it is not from Allah. O Allah'tan olmadığı halde. And they tell a lie. Ve onlar yalan söylerler. Against Allah. Allah'a karşı. Whilst they know. Bilip durdukları halde veya bildikleri halde, diyor Şakir mealinde. Meallerden bir de Muhlis Han'a bakalım. And verily, ve kuşkusuz hem mavi almış hem inneyi almış, among them, onlar arasında, minhum. Bu iman sanki beyne gibi İngilizce'de öyle. Aralarında manası var. Halbuki minhum onlardan manası. Among them, onlar arasında var. Is a party, bir grup who distort the book. Kitabı eğip büküyor with their tongues, dilleriyle. As they read, okurken. So that you may think it is from the book.
Böylelikle siz onu kitaptan sanasınız diye. But it is not from the book. Ancak o kitaptan değil. And they say, ve onlar derler ki, this is from Allah. Bu Allah'tandır. But it is not from Allah. Fakat o Allah'tan değildir. And they speak a lie against Allah. Yine onlar Allah'a karşı yalan söylerler. While they know it. Onu bildikleri halde. Demiş Muhlis Han mealinde. Meal dosyamıza geçelim. Üçüncü sure, yani Ali İmran suresi 78. ayet. Ayeti buradan alayım. وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا. Yine onlardan muhakkak ki onlardan kesinlikle öyle bir grup veya fırka diyelim. Anlaşılır mı fırka? Fırka var ki şimdilerde Türkçe'de pek kalmadı ama fırka. Eskiden partinin adıymış değil mi? Cumhuriyet Halk Fırkası, bilmem ne fırkası. Öyle bir fırka var ki lamı tahkik için, şuradaki lam içinde kesinlikle kullandım. Öyle bir fırka var ki يَلْهُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ. Kitapla dillerini eğip, bunu da tek bir fiil gibi yapalım, eğip büküyorlar. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ. Onu kitaptan sanasınız diye, onu kitaptan sanasınız. Şimdi bunu Türkçemiz daha öne almak isteyecek. Öne almak isterken içinde zamir var. Dolayısıyla zamiri bu sefer zamiriyle birlikte öne alınca da isimden önce zamir gelmiş olacak. Bir problem. Onu öne alsak, onu kitaptan sanasınız diye kitapla dillerini eğip büküyorlar. Bu sefer onu neyi anlayamayacak okuyucu. Böyle yapsak kitapla dillerini eğip büküyorlar. Burada bir şeyi tarif ettik. Şeyleri kitapla dillerinde eğip büküyorlar. Her ne kadar açık olmasa da bir şeylerin olduğunu anlıyor da insan. Onu kitaptan sanasınız diye. Yani o eğip büktükleri şeyi, her neyse ekledikleri, çıkardıkları, yamaladıkları şeyi kitaptan sanasınız diye. Böyle yapıp buraya ünlem koysak. Burada fazla kelime kullanmayalım. Hem fazla kullanmayalım hem eksik kullanmayalım. Kaynak metnine sadık kalalım. Hem de Allah-u Teala hani nerede vurgu yapıyorsa biz de aynı yerde vurgu yapıyoruz. Şu anda çok dağınık kaldı değil mi? Kitapla dili eğip gitme diye bir tabir var mı Türkçe'de? Şeyde bulur. Arapçası olduğu için o zaman bundan bakıyorum. Mesela şöyle düşünün. Şarkıyla ağzını eğip büküyor. Şu kitapla ters geliyor gibi. Kitapla nasıl büküyor? Ha? Yani sözle şarkı değil de kitapla bükmek ters geliyor. Şimdi mealcilerin hepsi yapmış bunu. Tamam, zaten onu veriyoruz. O da bunu söylüyor. Yani en okuyucuya, okuyucunun anlamasını dikkate alan mealci bile öyle demişti. Kitapla ağzını eğip büküyor. Onun kelimesi sonuna doğru. Demek ki yani biz haydi haydi yapacağız. Çünkü biz onların yapmadıklarına bile cesaret ettik bugüne kadar. Hocam bu tabi yani Kur'an-ı Kerim'e
böyle sıra sıra okuyunca belki de konunun içinde olduğumuz için yine biraz anlama şansımız var. Evet, evet. Meal bittikten sonra okuyucu herhangi bir sayfasına çıkıp şu ayeti okursa, kitapla ağzını kitapla dilini eğip bükmek. Kitapla dilini eğip bükmek. Yaşanmıştı tabii şey ben düşündüm. Aynı kullandık kelimeyi. Evet, hepsi böyle kullandılar. Arapçada böyle bir deyim var mı kitapta? Dilde eğip bükmek. Yok, Kur'an'daki bazı şeyler çoğunlukla Kur'an'a özgü. Veya o gün vardı, bugün artık kullanımda değil. Evet. Ama kendine özgü olanlar da var. Yani Kur'an bir tabiri kendisi oluşturuyor. Siz onu okuyunca anlıyorsunuz. Kitapla dillerini eğip büküyorlar. Bunu yani bu dört kelimeyi yan yana getirdiğimde ben sanıyorum ki Arapçasında olduğu gibi Türk okuyucusu da yani kitap üzerindeki bir okuma eyleminde kişinin ağzını dillerini eğip bükmesi şeklinde bir şey tasavvur edecek. Başka yana kaçmak. Bizim burada en çok gözetmemiz gereken şey başka yana kaçması. Başka yana kaçmıyorsa, düşünerek çözeceği bir şey ise çok problem değil. Şöyle verebilirim hocam. Kitap için dillerini eğip büküyormuş. O başka bir yana kaçar. Kitap alabilmek için ağzını eğip büküyor gibi anlayabilir. Dilini eğip büküyormuş. O da mı farklı bir anlayabilir? Bir tane yorumcu şey demiş hocam. Kitabın dili diye bir şey tanımlıyorsunuz. Ayette hiç yok. Yani yeni tanımladığınız şey yanı sıra başka dezavantajlar getiriyor. O zamiri son alsa hocam kurtarıyorum. Hı. Kitaptan sanasız diye onu desek şöyle desek hocam. Sırası olmuş olursunuz. Dillerini eğip büküyorlar kitapla. Olur. Dillerini eğip büküyorlar kitapla. Derim aynı şey. Aynen şey geldi, kitaptan sarasın diye geldi. İki kitap yayınlanmış. Dillerini eğip büküyorlar kitapla. Kitapla dillerini eğip büküyorlar gibi bir şey anlamasınlar. Alet gibi böyle. Evet. Dilini çıkartıyor. Anlamaz da. Oradaki mecaz anlamı. Ama o bundan da anlaşılır yalnız. Kitapla dillerini eğip büküyorlar. Tabii. Buradan da anlaşılır. Peki bir şey yapalım. Ha. Kitaba doğru eğip büküyorlar demiş. Hani kitap tadı versin diye. Bir tanesi ya müfessir söylemişti. Bir tanesi öyle bir mana var. Yani manayı şu anda az çok anlıyoruz. Evet. Bu zaten bütün hata da anladığımız şeyin öyle yani kitabın kastettiğinin onunla sınırlı olduğunu yahut ondan ibaret olduğunu sanmamızdan cesaret alıp meal yapıyoruz. O da büyük bir yanlış. Çünkü bazen bizim anladığımız şey ya Kur'an'ın anlatmak istediği şeylerden bir tanesi olabiliyor. Kaynak metne sadakat etmediğimiz için indirgemeye gitmiş oluyoruz böyle yapmak ile. Yahut hiç onun dediği şey olmuyor. Biz o an yanlış anlıyoruz. Yanlış anladığımızı koyuyoruz. Dolayısıyla kaynak metne sadık kalma en sağlıklı olan yok. Ondan daralması olmuyor değil mi? Ya, ne olup bittiğini de o anda sen de bilmiyorsun artık. Ne oluyor, ne yapıyorum. Kitapla dilini eğip bükmek diye bir tabir var şu anda karşımızda. Buradan biz o kişinin kitabı okurken ağzını eğip büktüğü şeklinde bir yoruma gidiyoruz. Arapçada niye tefsir var? Çünkü Arap da onu okuduğunda anlamıyor. Tefsir ile ha kitapla ağzını eğip bükmek doğrudan Arap açısından anlaşılır bir deyim olsa hiç tefsir etmez zaten onu. Bu ayetin tefsirine bakın 40 tane tefsir görürsünüz. Kur'an gibi okumuş gibi makam vererek okuması veya kendi uydurduğu, sıfırdan uydurduğu bir şeyi kitabın okunma biçimi şeklinde okuması yahut ayetin içindeki harfleri değiştirmesi. Yani tahriften tasife varıncaya kadar her türlü oynama ve müdahaleleri bu ayet kapsamında anlayabilir insanlar. Tefsirlere bakın öyle anlıyorlar. Çok fazla bir şey alternatif yok ki. Çünkü bak onu kitaptan sanasını diye bittiğine göre ayet. Yani kitaptan sanmaları için birilerinin kitabı olduğundan farklı bir şekilde göstermesi. Acaba lafza dokunarak mı, lafza dokunmadan mı? Yani o çünkü manayı mı kastediyor sadece? Mana ve lafızı birlikte mi kastediyor? Dediğiniz zaman tefsir başlıyor. Onu da kastedebilir diyor, diğerini de kastedebilir diyor. Evet ben anlıyorum. Karine olarak o hariçten bir şeyler varı ihsas ettiriyor. Kitaptan sanasınız dediğine göre harici bir şey var, bir unsur var. Ama bu harici olan şey sadece anlam mı?
Yoksa lafız da mı harici? Şöyle desek ne kaybediyoruz? Kitap okurken dillerine yüklüyoruz. İşte okurkeni katmış oluruz. Onu biz katsak katsak en fazla parantez de katarız. Parantezi de şey yapmak istemedik yani. Peki devam edeyim. Hocam bir de şu başında yine muhakkak ki onlardan kesinlikle yani orada muhakkak ki var bir de kesinlikle. Ayette yani, aynen öyle var. İki kere de orada kesinlikle vurgulu. Evet. Evet. Bir tane inne var girişte. Tahkik için. Şey böyle bir anlam. Bir de evet. Farika'nın başında var yine evet. Tahkik yani için. İki kere var. İki kere var. Evet. Evet. Ve ma huwa min el-kitabi halbuki o mesela buradaki vav bize rahatlık veriyor. Bunu hal vav olarak görürseniz halbuki onun için yaptım zaten. Ancak bunu bir istinaf olarak veya bir iraz vav olarak görebilirsiniz itiraz bağlamında. O zaman da ancak yorumu ancak o fakat o kitaptan değildir denebilir. Vav her ikisini Arapçada kaldırıyor. Vav'a her iki ödev yüklenebiliyor. Bu tür durumlarda meal cinneli rahat. İsterse halbuki der, isterse ancak der, bat der. Halbuki o kitaptan hadi marife olduğu için yine öyle yapalım. Ayette marife belirli de çünkü. Halbuki o kitaptan değildir. O ma huve minel kitabi. Ve yekulune huve min indillahi. Yine diyorlar ki o, bu o nereye gidiyor? Şu o, onu, bu nereye gidiyorsa bu da oraya gidiyor. Yani ilk girişteki eğip bükmeyle o yeniden oluşturdukları kitaba ait olmayan harici unsurlar oraya gidiyor. Yine diyorlar ki o Allah'ın katındandır. Allah'ın katındandır. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Buraya da önlem koyalım. Halbuki o Allah'ın katından değildir. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ Buradaki vav da en zorlarından bir tanesi. İstinaf gibi duruyor. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ Nitekim Allah hakkında yalan söylüyorlar. وَهُمْ يَعْلَمُونَ Halbuki onlar ilim yapıyorlar. Geçen derste böyle bir şeyi değiştirdiniz. Nasıl yaptık onu? Onun gibi yapalım madem. Şu sondaki bu durumda muhakkak ki hem de onlara bak kıyamet gününü arındırmıyor da. Nitekim ilim yapıp durdukları halde evet Allah hakkında yalan söylüyorlar. Bu ifade 3 ayet sonra tekrarlandı. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 75. ayette de aynı ifade vardı. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Şimdi bizim okuduğumuz ayet kaç? 78. ayet. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ Tıp atıp aynı. Aynen alıyorum o zaman buradan bunu. Nitekim ilim yapıp durdukları halde Allah hakkında yalan söylüyorlar. Okuyayım meali. Yine muhakkak ki onlardan kesinlikle öyle bir fırka var ki kitapla dillerini eğip büküyorlar. Onu kitaptan sanasınız diye. Halbuki o kitaptan değildir. Yine diyorlar ki o Allah'ın katındandır. Şu diyorlar ki'den sonra şey koyalım. İki nokta üst üste koyalım. O Allah'ın katındandır. Halbuki o Allah'ın katından değildir. Nitekim ilim yapıp durdukları halde Allah hakkında yalan söylüyorlar. Evet var mı daha farklı katkılarınız? Halbuki Cevdet Hocam en sondaki cümleye o ise Allah katından değildir.
İse koysa hem bal tadı verir. Oysa da halvabı gibi. Yani oysa o. Yani yine halbuki manasında kullanıyorum. Aynı şeyler zaten. Sırf fonetik olarak tırmalamasın diye kulağım. Oysa o Allah'ın katından değildir. Nitekim ilim yapıktırdıkları halde Allah hakkında yalan söylüyorlar. Hocam bu kitapla dinlerdeki eğit büküyorlar da öbürü değiştirsek daha bu tutmaz mı? Nasıl? Hangisini? Onu kitaptan sanasınız. Niye kitapla dinlerle eğit büküyorlar? Onu deyince o anda neyi kastedeceksiniz? Yapılan işte. Ama daha o gelmedi ki, söylemediniz öyle bir şey daha. Onu deyince hemen önceki okuduğu bir şeye bakar. Yine muhakkak ki onlardan, onlara mı gidiyor der. Yani onu dediğiniz şey, zamir kullandığınız şey, eğer henüz ismi kullanmadıysanız, yani gider. Dolayısıyla böyle devrik cümle Türkçe'de olmaz diye bir şey yok. Yine muhakkak ki onlardan kesinlikle öyle bir fırka var ki kitapla dillerini eğip büküyorlar. Onu kitaptan sanasınız diye. Ben görüyorum çocuklarla ilgili şeylerde bile böyle devrik şeyler var. Yeter ki onu doğru oku, yani o vurguyla oku. Halbuki o kitaptan değildir. Yine diyorlar ki o Allah'ın katındandır. Oysa o Allah'ın katından değildir. Nitekim ilim yapıp durdukları halde Allah hakkında yalan söylüyorlar. Başka bir mülahaza var mı? Peki. Yani bizim buradaki bütün çabamız ayete karşılık gelecek en yakın bir şeyi bulmak. Lam varsa işte kesinlikle diyerek, inne varsa tahkik harflerinden biriyle, ele olabildiğince yakın bir şey bulabilmek, atlamamak hiçbirini. Sonra yapısına ayetin dikkat etmek, kelimenin santral manasına dikkat etmek. Yelvu ne diyorsa onu tahrif ve benzeri yakın manalara geçmemek. Çünkü o kelimenin kendisinden ötürü orada bir ödevi vardır, kaçırmış oluruz vesaire. Ama tüm bunlara rağmen yapmak istediğimiz şey yahut başardığımız şey karşılıyor mu onu? Asla karşılamaz. Yani normal bir insanın söylediğini bile çevirirken karşılayamazsınız bir insanın şiirini, herhangi bir nesiri. Cenab-ı Hakk'ın kelamını karşılamak mümkün olur mu? Asla. Hiçbir şeyle karşılanmaz. Her zaman söylüyorum, bunların hepsi daha henüz Arapça öğrenmemiş ama bir yandan Arapça öğrenmeye başlamış insanlara kısa yoldan eline verdiğimiz pansuman bir takım pansuman tedbir bağlamında şeyler. Yoksa nihai olarak buradan okusunlar, Kur'an'ı anlasınlar, böyle bir şey hiçbir zaman söylemedik. Yanlış olur. Böyle düşünen bir insan da, mealiyle Kur'an'ı anlayacağını, anladığını düşünen insan da kesinlikle hiçbir zaman Kur'an'la doğrudan muhatap olamamıştır. Hep arada birinin yansıtmasıyla, ne kadar yansıtıyorsa karşılaşmış demektir. Peki, geldik şimdi aynı ayetin İngilizce mealine. Üçüncü sure 78. ayet. Yine ayeti buraya kopyalayayım dedim, başka bir şey geldi. وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا And verily from them lam için nasıl bir tahkik kullanabiliriz? Burada verily, surely diyelim. Veya indeed, a section who are peki, akulu kavli hâza ve estağfirullah al-azîme li ve lakum ve lisairil mu'minîn. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ve akhtâ'nâ. Rabbena ve la tahmil aleyna ısran كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.